Efendim günaydın. Günün manşetiyle birlikteyiz. Hayırlı cumalar diliyoruz. Ve günün gündemini de sevgili meslektaşım, köşedaşım Kurtuluş Dayı'yla bugün tekrar birlikteyiz. Çok mutluyuz. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık efendim. Teşekkür ediyorum. Ben de aynı mutluluğu paylaşıyorum. Evet. Dün güzel değerlendirmenin sonucunda çok güzel fikirler serdettiniz. Bugün eyvallah, böyle bir kibarlığın üzerinde gidiyorum. Sevgili Kurtuluş. Şimdi tabii gene gündemimiz var ama böyle artık biraz dedikodu vari haberler de var. Avrupa ne yapıyor, ne ediyor bu? Daha önce koltuk krizi. Hani bu da kanepe krizi. Daha önce koltuk var, kanepeye geçtik. Vakalar var. Tartışıyoruz gündemimizde. Bu nereye gideceğiz? Bu Ramazan'da ne olacak? Gibi. Şimdi ben tabii gazetemizin manşetinden başlamak istiyorum. Dünden beri çok konuşuldu. Yani bu güzel de bir manşet atmışız maşallah. Onu da söyleyelim. Kanepeden AB krizi çıktı diye. Çok kısa. Yani bilmeyenler için en azından çok kısa bir haberini vereyim. Görüşünü almak isterim. Türkiye'nin itham edilmesine neden olan protokol krizi, buna bir protokol krizi olarak değerlendirildi. AB'nin iki lider arasındaki çekişmeden kaynaklandığı ortaya çıktı. Kendi aralarında kavga ediyorlarmış. Bu komisyonlar AB komisyonuyla parlamentosu, parlamenterlerle komisyon arasında bir sıkıntı var. Çok detaylı bir şekilde vermeye gerek yok ama sonuçta bu döndü şeye kadar, İtalyan başbakanına kadar, o da oradan bir saçma sapan bir şey söyledi. Bir kanepe krizi olarak ortaya çıktı. İşte niye orada oturdu? Burada oturdu meselesi. Bizim de dışımızda bir hadise. Evet. Ben mi dedim sen gel orada otur zorla diye. Sonuçta benim Çavuşoğlu açıkça söyledi. Arkadaş biz yapmadık dedi. Ya ben bir yorum yapacağım, gerisini sana atacağım. Sen de anlatırsın ama şu. Ya Türkiye gibi. Bunu buradan hadi İtalyan başbakanına da aktaralım. Yani Türkiye gibi devlet geleneği olan, protokolü anlayan, bilen, yani şeyle konuşmuyor. Yani bir Afrika ülkesi, aşağılamak için söylemiyorum. Hani devlet geleneği binlerce yıla dayanan bir ülkenin, ülkeye bu isnatlarda bulunmayın. Evet. Kendi aranızdaki problemleri bizim üzerimizden tartışmayın. Biz orada Türkiye'nin geleceğini işte vize meselesi, Avrupa Birliği üyeliği fasılları konuşuyoruz. Burada kendi aralarındaki saçma sapan bir şey. Biz bunları hiç bazı konularda Avrupalı'nın bu konuda çok rahat olduğunu zannederdik ama bunlarda bu tür şeyler de varmış. Hassasiyetler de hani özellikle Amerikalı için söylüyorum. Ne diyorsun? Kanepeden AB krizi çıktı haberine. Yani eski Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Juncker bu konuda aslında yani netleştiren, izah eden bir takım açıklamalarda bulundu. Dedi ki Avrupa Birliği Komisyonu'nun, konseyinin protokolü ilk sıradadır. Komisyonun, komisyon başkanının sırası ise ikinci sıradadır. Bu aslında protokol olarak böyle. Fakat tabii Türkiye böyle bir protokolü dayatmamış burada. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel kendisini Erdoğan'ın yanında konumlandırmış. Haklı olarak. Komisyon başkanı ise kanepeye, yani Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun karşısında kanepeye yerleştirmiş. Bu protokolü de Türkiye yapmamış. Michel'in protokol müdürleriyle bizim protokol müdürleri beraber çalışmış. Onların istekleri doğrultusunda bir protokol düzenlenmiş. Ulan sorun ne? Evet, burada problem şu. Rahatsız olan Ursula Leyen, işte efendim yani beni kötü pozisyonda bana sandalye vermediler demeye getirince bu sefer işi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırmaya vardırdılar. Ama yani totalde nedir bu meselenin kaynağı derseniz şudur. Avrupa Birliği Türkiye'ye yönelik çok ağır yaptırımlar uygulama tehdidinde bulunduğu bir sürede bu adımlarından geri cayarak Türkiye'nin ayağına gelmişlerdir. Bunu bilelim bakın. Rahatsızlığın asıl kaynağı budur. Cumhurbaşkanının ayağına gelmişlerdir ve Avrupa'da da yani bu görüntüyü başka türlü sabote etmek için başka bir tartışmayla gölgeliyor. Aha, nerede Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırımlar uyguluyordu, ambargolar uyguluyordu, bilmem Avrupa Birliği'nden atıyordu, şunu yapıyordu, bunu yapıyordu. Ne oldu? Toplanıp geldiler Cumhurbaşkanının ayağına. Bakın toplanıp geldiler Cumhurbaşkanının ayağına. Bunu şimdi de bu protokol kriziyle
geçiştirmeye çalışıyorlar. Hem de bir de Cumhurbaşkanı'nın kanepesi ve koltuğunu paylaşamıyorsunuz aranızda. Evet. Ben orada oturacaktım. Ben daha yakındım. Ben niye kanepedeyim diyorsunuz. Evet. Ya tebrik ederim Kurtuluş gene. Yani gene yani zaman zaman böyle taltifte bulunuyoruz ama ben çok sevdiğim fikri kimden gelirse gelsin zaten. Böyle hemen atlarım üzerine ve hemen dedim ki bak bu fikirdir. Bunu çizin altın diye. Gene bir şey, bir imaj ortaya koydun. Hadi siz tartışın diyorsun şimdi. Yani ne diyorsun? Bunlar bize kadar gelmişler. Uzaktan baktığın zaman ben mi kanepedeyim, sen mi koltuktasın? Bir dakika ben dememiştim. Ama kim Erdoğan'a daha yakın? Bir dakika orası daha kıymetli bir mevkidir falan. İyi sen bana topu attın, ben de böyle giderim yani. Evet. Hatta yazısını bile yazarım. Doğru. Türkiye yalan mı? Bu doğru. Konuda son derece kibar davranmıştır. Yani Avrupa Komisyonu'nun ya protokol olarak yanlış bir şey yok aslında. Juncker dediğim gibi açıkladı. Eski konsey başkanı dedi ki yani normalde protokolde konsey başkanı önde olur. Komisyon başkanı ise onun arkasında olur. Bizim protokolümüz bu. Türkiye yani bunu dayatmadı aynı zamanda. Dedi ki siz belirleyin. Michel böyle bir protokol düzenine uygun gördü. Kibarlık yaptı Türkiye. Kendi alanında peki bunu anlaşamadılar mı? Yani bunu başka yere mesela böyle gittiklerinde pek fazla sık gitmiyorlar herhalde beraber. Evet. Hani komisyonda şey beraber gitmiyor herhalde ama başka yerde de aynı şekilde yaşandı mı? Veyahut da bunun Michel'le, yazılı kuralı mı var? Onu da bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. Michel'le Ursula Leyen arasında bir çekişme var. Fakat bu işin özü şudur. Siz Türkiye'ye yok yaptırım uygulayacağız. Türkiye'yi şöyle askıları alacağız. Şöyle ambargolar geliştireceğiz dediğiniz bir dönemde koşa koşa geldiniz Cumhurbaşkanı ayağına. İşte efendim görüşelim. Bu sorunlarımızı nasıl çözeceğiz? Gittiniz Avrupa'ya da bir protokol krizi tartışmasıyla bence asıl meseleyi biz de bunu böyle okuruz diyorsun yani. Kaçırmaya çalışıyorlar. Biz o tabloyu görüyoruz ve görüyoruz ve çerçevenin içerisinde iyi okuyoruz. Evet. Aranızdaki bilmem zattırı zutturuyu bırakın diyorsun. Yani sonuçta geldiniz. Ben mi Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında oturacağım? Ben kanepede niye kaldım? Niye ben yanında değilim falan diye. Bir de böyle durumdasınız. Allah kurtarsın ne diyeyim yani. Peki şey ne diyorsun? Güzel buraya kadar geldik. İtalyan biz. İtalyanlarla hiç sorunumuz olmuyor biliyorsun. Hatta İtalyanlara acayip el uzatıyoruz. En son geçen sene hatırlar mısın bilemiyorum. Maskeyi gönderdik dedik ki arkadaş gel dedik yani hastan varsa bana getir falan yani biz İtalyanlar bize hatırlar mısın teşekkür videoları çekip gönderdiler falan dediler Türkiye. Evet. Ya bir dedi hatta dediler çıkalım Avrupa Birliği'nden bizden bir halt yap. Almanlar bizi kabul etmiyor Türklere bak falan filan gibi çok güzel ilişkimiz var ki hala öyledir değişen bir şey yok. Ve fakat Mario Draghi bak zor atıp ben normal şartlara bakmasak aklımıza gelmez. Evet. Recep Tayyip Erdoğan dediğin zaman. Leyen ve diğerleri dünya tanıyor. Erdoğan diye bir figür var çünkü. Ben bunu bizzat hep söylerim. Birleşmiş Milletler toplantısında gördüm ve onur duydum. Evet. Kim ne derse desin büyük onur duydum. Bütün dünya liderleri varken bütün kameramanlar ve fotoğrafçılar geçerken diyor ki bu ne diyor bu Moldova bilmem bu ne diyor bu ha İsveç galiba dışişleri falan diye konuşuyor. Orada duruyorum ben. Yarımda duruyor. Evet. Bir tane diyor Erdoğan konuşuyor. Tamam. Herkes ayağa kalk. Erdoğan tanıyorlar. Şimdi burada İtalyan Mario Draghi çok fazla gündemde olmadığı için bu Sayın Başbakan, yanlış değil Başbakan tabii ki. Başbakan ne dedi? Çirkin ve haksız ifadeleri kullanarak dedi ki ya bir diktatör kelimesini kullandı burada. Buna ne diyorsun? Buna ne oldu? Yani bu İtalyan, bu Süper Mario'ya ne oldu? Kendisi seçilmemiş, atanmış biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan sen seçilmiş. Sen de boruyu direkt biri. Koyuyorsun hemen. Evet. O bir ekten. Kendisi seçilmiş. Daha da kalıcı olmak için Cumhurbaşkanımıza saldırmaya çalışıyor. Biliyorsunuz Avrupa'da da bir dalga var. Çok ayıp değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bir laf söyleyerek kendilerine siyaseten bir yer edinmeye çalışıyorlar. Avrupa'nın kendi iç siyasetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli bir yere sahip. Burada talihsizlik İtalyan Başbakanının bunu yapması. Türkiye böyle dostluk elini, yardım elini İtalya'dan eksik etmedi, eksik etmez de bundan sonra da bunun çok engel olacağını düşünmüyorum. Evet. Türkiye daha fazla utandıracaktır kendilerini diye düşünüyorum. Evet, o şey örneğini çok yanlış görüyorlar. Doğru, yanlıştır yani şu açıdan. Hani ne zaman biz Merkel'le kavga etsek, ne zaman Merkel Almanya'da Sözlerminin soykırımı 1915 olayları meselesi geldiğinde işte veyahut da Alman dergisinin Der Spiegel'in veyahut da diğer Alman medyasının
Erdoğan'ın fotoğrafını koyarak başına bir tane kavuk oturtarak efendim diktatör bilmem ne falan filan diye ifade etmesini de şey örneklemesine hep ben karşı olduğum için bunu burada evet. duruşumu değiştirmem aslında. Evet. Yani yanlış örnek, yanlış misal, emsal değildir meselesi. Şu var, öyle bir şey yok ortada tabii adamların dediğin gibi. Kendisi ne bakacaksın? Bir evet. de yıllar boyunca girdiği her seçimde halkın teveccühüne evet. mazhar olmuş bir lider var. Take it or leave it. Bu ve, İstanbul Sözleşmesi'nin de evet, bir yansıması an, oldu. Evet, pardon, şu anda son dakika bir gelişmesi var. Çok özür dilerim, tam da kritik yer durduk ama. İzmir'de bir askeri uçak düşmüş. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Foça açıklarında kaza kırımı uğradı. İki pilot sağ kurtarıldı. Yani hamdolsun. Son dakika gelişmesi. Bunu hemen bildirmiş olun. İzmir'de askeri bir uçak düştü. Savunma Bakanlığı açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı açıklamada Foça açıklarında olmuş. Kaza kırımı uğramış ve iki pilot sağ kurtarılmış. Son dakika bu. Şu anda açıklaması da var herhalde. Tabii evet Twitter üzerinden. Arabayı kurtarma çalışması başarıyla sonuçlanmış ve iki pilotumuz sağ olarak kurtarılmış. Bunu da izleyicilerimize paylaşalım. Geçtiğimiz günlerde biliyorsun yine şeyde Konya, Karatay'da ki o evet. gösteri uçağı vardı evet. biliyorsun. Eski Phantom dediğimiz uçaklar. Orada bir kaza olmuştu. Ve orada maalesef pilotumuzu kaybetmiştik. Fakat buradaki bu kazada ardı ardına geldi. Kaza sadece evet. çok şey bulamıyorum ama tabii burada en büyük tesellimiz, aslında tesellimiz tabii ki pilotlarımız sağ olarak kurtarılmış. Evet. Bunu da izleyicilerimizle son dakika çok taze bir haber olarak paylaşmış oldum. Umarım inşallah başka da bir, zaten pilotlar sağ kurtarıldığına göre düştüğü alanda da boş bir arazi olduğunu umarak söylüyorum. Yani artık uçak evet. Alınır, satılır, edilir ama pilotumuz, göz bebeklerimiz onlar yani sağ Türk kurulmuş. Havacılığına en fazla övgünün evet. Enteresan. Yapıldığı arka bir dönemde nazar değiyor diyelim. Nazar değiyor diyelim. Evet. Pilotlarımız sağ evet. kurulduğu için hakikaten evet. bizim yani bizi rahatlatan haberin sonu rahatlatıyor bizi. Ama buradan tekrar geçmiş olsun diyelim. Milletimize geçmiş olsun diyelim. Yani ciddi bir hadise çünkü. Evet. Bu da tabii KT-1 tipi uçağımız. Yani görev yapan bir, komutanlığa bağlı görev yapan bir uçaktan söz ediyoruz. Ve bu şekilde haberi verdik. Şimdi mevzu tabii son kertede onu anlatıyordum. Bir gelişme olursa bilahare tekrar devam ederiz. Haberi veririz. Şimdi bu en son diktatör meselesinde dediğim gibi yani emsal olarak söylemiyorum ama mesela Almanya evet. bunu yaptı daha önce. Soykırım meselesinden bahsetti. Bunu tartıştılar parlamentoda. Dün işte dün de önceki de Mario Draghi, İtalyan başbakanı çok hadsiz bir şekilde çok da çirkin bir ifade yani. Yani bu daha önce biliyorsun evet. yaşandı, onunla örneği vereceğim. Adama şeyi sorarlar en azından bunu söylerken. Böyle bir şey zaten asla kabul edilecek bir şey değil. Yani Almanya soykırım diyor. İtalya diktatör diyor ya. İşini biliyor musun? Evet. Orada Hitler var, burada Mussolini var. Yani bu da hani kişi kendinden bilir işi. Yani siz de bakın da diktatör nasıl bir şey biz bilmiyoruz ama evet. bize anlatabilecek adamlar bunlar. Tarihlerinde var. Öyle değil mi? Öyle bir hadsizlik. Okuyor yani, musun sen de? Diktatörlüğün nasıl korkunç bir neticesi olduğunu unutarak çok böyle siyasi suçlamalar şeklinde siyasetin günlük malzemesi haline getiriyorlar. Diktatörlüğün ne olduğunu Avrupa aslında iyi biliyor. Çok Avrupalı insanların da çok ciddi aldığını düşünmüyorum zaten. Evet, bence tabii yani. O... Faşizm İtalya'sının, Almanya'sının nasıl korkunç sonuçlar doğurduğunu, bakın yüz milyonlarca insanın hayatına mal olduğunu tabii. herkes biliyor. Etnik, mezhebi, işte dini soykırımlar yaptıkları biliniyor. Tabii. Yani Türkiye bu toprakların tarihinde böyle soykırımlar, cinayetler, katliamlar yani canavarca hislere bürünmüş bir siyaset liderlik profili yok bu topraklarda. Yani bu çok önemli aslında bence. Sonunda ben de şöyle bitireyim, katılıyorum. Diktatörlük kelimesinden tut soykırım kelimesine kadar, evet. genosayda kadar bizim tarihimizde de yok. Biz de üretmedik. Yani bizde böyle evet. bir şey yok. Biz iç savaş nedir bilmeyiz. Diktatörlük nedir bilmeyiz.
soykırım nedir bilmeyiz. Bunu da bunu da Batı'ya bizim söylemiş olmak durumunda olmamız da çok kötü. Yani 40'lı yıllara baktım mı nedir görüyorsun nedir o Auschwitz'ler, Stalin kampları ne olduğunu Almanlar bize öğretti. Beşmetler bu kelime ifadeyi Almanlar derken yanlış anlaşılmaz. O dönem yani ki o faşizm yönetimi yüzünden dünya literatürüne girdi bu kelimeler. Evet. Literatüre sokan sensin. Dönmüş bize burada seçilmiş bak bir daha seçilmiş halkı doyuyla kabul etmiyoruz. Bir hatırlatma daha hatırlar mısın bilmiyorum. Kılıçdaroğlu Avrupa'da Sosyalist Enternasyonel toplantısına katılıyor. Galiba Svoboda mıydı bir garip bir ismi vardı. O zamanki başkan. Sosyalist Enternasyonel Başkanı. Bir gün sonra randevusu var. Bir gün önceki konuşmasında Kılıçdaroğlu diktatör dedi. Sayın Erdoğan'a. Ertesi günkü randevu iptal etti Svoboda. Evet. Kusura bakmayın dedi. Yani biz de Sosyalist Enternasyonel ama yani bir ülke diktatör diyemezsin diye. Evet. Adamı gönderdiler Kılıçdaroğlu'nu. Dehlediler orada. O yüzden yani budur. Yani o yüzden biz aklı selim olarak görmüyoruz bunu. Diyoruz ve bu konuyu da burada bitiriyoruz. Şimdi içerideki siyasi mevzulara gireceğim de seninle hiç konuşmadık. Hatta özel de konuşmadık. Evet. Pandemiyi vakalar çok yükseldi. Evet. Sıkıntılar var. Aynı zamanda Ramazan ayı geliyor. Mübarek Ramazan Şerif'in günler sayı kalan fakat bir korkutucu bir tablo var ortada. Evet. Yükseliyor. Hürriyet de var. Haziran'a kadar 40 yaş üstü aşılanacak diye bir manşet var. Evet. Ne diyorsun? Yani Mayıs... Bu arada, çok özür dilerim. Pardon bu arada uçağın görüntüsü var. Evet. Bu jet değil tabii. Bu pervaneli olan bir uçak. Ve kaza yapan uçak bu uçak. Herhalde burada tabii o otomatik pilot eject var. Düşmesi tabii bilemiyoruz. Daha detaylar ortada yok ama otomatik pilotla kurtuldular mı bilemiyorum ama uçak bu. Zannedersem bu bir eğitim uçağı. Yani biz bunu eğitim uçağı diyebiliyoruz. Uzmanları tabii ki açıklayacaklar sonra ama ben ilk yorumum, benim yorumum o. Görüntülerde bu hep taze yeni görüntüler. Yani kaza olayından değil ama uçak bu uçak. Uçak şeyi sorayım ben yani bu bizzat bu uçak mı yoksa bu uçak modeli mi gösterdim? Tamam KT-1 tamam yani bu uçak modeliymiş. Evet. Bu 23 numaralı uçak değil. KT-1 zannedersem bu eğitim uçağı diye düşünüyorum. Buran eğitim uçuş sırasında zaten düştüğü biliniyor, söyleniyor. Tekrar çok geçmiş olsun. Özellikle ordumuza, askerimize, Milli Savunma Bakanlığı ve tabii ki milletimiz için de geçmiş olsun dileklerimizi tekrarlıyoruz. Bununla ilgili haber geldikçe de görüntü geldikçe de yani bilsinler yani uçak işte F-16 mıydı şu falan filan diye hemen tereddüte düştüm o yüzden bu şekilde tekrar kesmiş olduk ama şimdi bu 40 yaş üstü aşılanacak diyor. Evet. Demek ki Haziran'a kadar biz bu yaz bununla biraz yaşayacağız galiba. Evet. Ne diyorsun? Türkiye tamamen kapanmalı mı, kapanmamalı mı? Kapatıyorsun, niye kapatıyorsun diyorlar. Evet. Açıyorsun, bu sefer diyorlar ki bak ya, ne Türkiye'nin oldu? Türkiye'nin bu aşı meselesini tamamlaması gerekiyor. Başladı, evet. Hızla başladı bu aşı bizim meselesini. Bizim yerli milli üretim aşı, evet. Yani, hayır, aşılamayı tamamlamalı. Yani bizim tamam. Zaten yerli aşının da İnsan gelmesi peşi sıra. Evet, inşallah çok daha rahat olacak o zaman. Bu da çok önemli. Fakat burada şunu görüyorum. Yani evet vakalar yükseldi, yükseliyor. Evet. Fakat bunun üzerinden de bir baskı var, kapanalım baskısı var. Bunu yapanlar da yani özellikle mesela Sözcü'nün manşetine bakıyorum. Full yani kapanalım, mahvolduk, öldük, evet, bittik. Hep bunu hep yapıyorlar haftalardır. Şeyinde. Bunun dengesini tutturacaklardır diye düşünüyorum. Ama ben aşılamanın öncelikle bitirilmesi, tamamlanması işte Haziran'a kadar deniliyor. Bakan Koca öyle ifade etmiş. Yani bu aşılama tamamlanırsa daha fazla rahatlayacağız. Peki o zaman mevcut tedbirlerin ötesinde evet. Konuşuluyor. Ramazan'da tümden kapanalım mı diye. Bilmiyorum. Tabii, ama yani eldeki verilere göre bir karar verilecek. Tabii. Biz de çok şey yapmayalım yani o konuda. Ben şu mu tabii yani o bakanlık elinden geleni yapıyor. Devlet sonuçta evet. Bunu takip ediyor. Aşının tedariki önemli. Evet. Aynı zamanda bunu uygulaması. Uygulamada hiç sorunumuz yok. Evet. Bunu çok iyi biliyoruz. Evet. Dünyada çok iyi olduğumuzu evet. Biliyoruz. Bunda bir şey söyleyemiyorlar. Fakat ben şu yorumunu merak ediyorum. Çünkü biz burada bir yılı aşkın yorumluyoruz. Evet. Yani
Hatırlarsın geçen sene manşet açılırken daha günlük vaka sayıları diye açıyorduk. Artık onları geçtik yani vermiyoruz. Evet. Ama ben şunu en azından öğrenmek isterim. Çok tartışıyoruz çünkü anlaşamıyoruz bu konuda. Evet. Ben de anlaşamıyorum. Arkadaşlarla da pek anlaşamıyorum. Aşıya bakış açım değişik falan filan. Ama bu korumak zorundayız. Yani evet. Bu milletimizin sağlığını korumak zorundayız. Evet. Sadece biz de yeterli olmuyor. Dünya bunu yapmak zorunda. Evet. Başka bir yerden. Dünya başka ucu da sağlamak zorunda. Sence bu kapanma meselesi, ben haftalardır bu yeni süreçte söyledim. Yani kapanarak hemen 15 gün kapansak hiçbir şey kalmayacak. Mesela evet. Bunu söyleyen bazı proflar var, bilim adamları var. Bazısı diyor ki ya zaten buraya kadar geldi, günlük 50 bine geldikten sonra zaten evet. Türkiye'de bu kadar milyon var. Az kaldı sürü bağışıklığına evet. diyenler var. Evet. Fakat bunu da bir siyasi bir şey olarak kullananlar da var. Yani bunun üzerine korona siyaseti evet. üretenler var. Yazdık sen de yazdın. Korona evet. siyaseti var. Evet. Millet de ikilemde kalmış durumda. Aşı konusunda tabii kimse tartışmıyor. Yani olmayalım hep beraber. Kendi kendine bırakalım bulaşsın değil ama bunu bu şekilde sürekli siyaset gündemine taşımak ne menen bir şeydir. Yani evet. Senin benim çoluk çocuğumuzun sağlığı üzerinden yani ben buradan bir şey elde edeyim. Kapansın evet. herkes. Evet. Ekonomi batsın. Evet. Belki buradan bir şey çıkar. Evet. Siyaset sanki bunu tartıyor evet. mu? Bunu tartışıyor mu? Siyaset bile geçen hafta tartıştı çünkü bakın, Kılıçdaroğlu. Siyaset bile, iktidar bile bu meseleyi öncelikli olarak bilim kurulunun bir meselesi olarak tanımladı. Neden? Yani işin uzmanları bu meseleyi yürütsün. Onların tavsiyeleriyle hükümet de hareket etsin. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Şu an bir de çok yani çok hemen diyeceğim bunlar bu görüntüler pilotun kurtarılma görüntüleri uçak yani yeni öğrendik böylece denize düşmüş uçak iki pilot kurtarılmış çıkarılma görüntüleri diyoruz demek ki denize düştüğü için onlar otomatik fırlatma şeyiyle moduyla herhalde tabii denize düştüler evet. paraşütleriyle birlikte oradan denizden çıkartılma görüntüleri bunlar yani çok güzel tam o lafını orada tut ama şu anda kurtarılma görüntüleri bunlar. Pilotlar kaldırılıyor. Bir tanesini gördük. Herhalde öteki de arkada veya daha önce gönderilmiş mi? Onu bilemiyorum. Çok yeni görüntüler bunlar. Hamdolsun denize düşen yani o uçaktan işte son dakikada düşmeden önce atlayabildiklerini düşünüyorum. Ben tabii benim yorumum tabii bu arada izleyicilerimize de paylaşıyoruz. Yani iki tane pilot denize düştü. Yani uçak iki pilot kurtarıldı. Denize yumuşak bir düşüş yaptığı için mi kurtarıldı yoksa o uçaklarda, eğitim uçaklarında otomatik fırlatma mekanizması var mı bilemiyorum. Normal şartlarda biliyorsunuz jet uçaklarında evet. Bir düğmeyle var, komple evet. Koltukla birlikte pilot yukarı kapak açılıp fırlatılıyor ve paraşütle direkt aşağı inebiliyor. Öyle bir şey bilemiyorum. O teknik mevzular bugün boyunca konuşulacaktır. Ama buradaki en büyük tesellimiz evet, uçağın düşmüş olması tabii ki bir şeydir ama hiç önemli değil. Pilotlarımızın sağ olarak kurtarılması. İnşallah başka bir sağlık sorunu da yaşamazlar. Çünkü soğuk hava ve suya düştüler. Tabii hemen bir an önce tıbbi müdahaleler gerekecektir. Bir travma yaşandı mı, düşüşte herhangi bir sıkıntı oldu mu? Onlar da tabii göz ardı edilemez. Şu an net bir pilotlar hakkında bir rapor, bir bilgi yok. Ama kurtarılma görüntüleri bunlar. Elhamdülillah iki tane pilotumuz da sağ salim oradan kurtarıldı. Allah da onlara acil şifalar versin. Varsa sıkıntıları yani tabii kolay değil suya düşüyorsun sonuçta. Ve bu şekilde bu haber dediğin gibi yani bütün dünyada neydi biz neden bahsediyorduk hatırlıyorsun değil mi? Siyahlardan bahsediyorduk. Fukuyama'nın raporunu okuduk hatırlarsın değil mi? Yani... Ya Türk havacılığına yönelik çok fazla böyle övgünün olduğu günlerde ya. İçeride ikincisi Allah bu. Nazardan korusun. Evet, nazardan. Kem gözlerden korusun. Uzak evet. tutsun diyelim. Evet. Bu yani bugüne kadar bu süreci hükümet nasıl yönetti? Kendisi bile siyaseti karıştırmadı bu işe bakın. Hükümet bile siyaseti karıştırmadı. Öncelikle Sağlık Bakanlığımızın bünyesinde bir bilim kurulu oluşturdular ve onların tavsiyesiyle hareket ediyoruz. Şimdi bunu bir dönem kapandık, bir dönem kontrollü sosyal hayat diye süreç başlattık. Bu devam edecek. Ben dediğim gibi hayır efendim kapanalım ya da hayır efendim ne münasebet açılalım
demeyi doğru bulmuyorum. Şundan dolayı yani bunun kararını verecek olan bilim kurulu ve hükümettir neticesinde. Evet. Onlar da bugüne kadar zaten bu süreci nasıl yönettiler? Ben şimdi bazı ülke vatandaşları pişman olabilir. Allah böyle bir yönetim vermesin başımıza, bu süreci berbat etti de diyebilir. Böyle bir ülkede de yaşıyor olabilirdik. Ama dünyaya baktığımızda diyoruz ki ne mutlu ki bize, can kayıplarımızın olmasına rağmen, bir takım belki üzücü hadiseler de yaşanmıştır. Buna rağmen biz hem sağlık açısından, hem ekonomik açıdan, hem sosyal hayat açısından nispeten başarılı bir sürece imza attık. Bunun sağlık kararını, evet, güçlüydü çünkü Türkiye'de. Bu süreci yine hükümetin belirlediği tavsiyeler çerçevesinde yürüteceğiz. Madem o zaman bu korona siyaseti meselesine girdik, o zaman bir cümle şunu alayım senden. En son Kılıçdaroğlu'nun mevcut, oraya geliyoruz, gelmek zorundayız. Evet. Özellikle Kılıçdaroğlu diye CHP'ye bir şey atalım diye bir derdimiz yok. Kimse yanlış anlamasın. Evet. Mesele bu. Hani 40 yaş üstü falan diye konuşurken bir takla attığın zaman geri döndüğüm mü Kılıçdaroğlu diyor ki, ne bu bilim kurulu üyesi falan. Bu adamlar diyor bilmiyorlar. Şimdi Kılıçdaroğlu biliyorsun. Evet. Dünyada virolog. Aynı zamanda dünyada ilk defa mikrobiyoloji konusundaki çalışmada çok iyi tanınan bir adam. Evet. Biliyorsun kendisi bizzat. Uzmandır bu konularda. Hem mikrobiyolojiyi biliyor. Hem makrobiyolojiyi biliyor. Hem kaset biliyor. Hem her şeyi biliyor falan filan. O yüzden bunları gömdü. Dedi ki bunlar bilim kurulu üyesi falan filan değildir. Evet. Dedi. Hangi akıl bunu söyler sence? Yani hangi siyaset akıl bunu söyler? Prof, bakın şunu ne söyleyeyim. Hükümete isyan etmeyene öğretmen denilmez. Güzelmiş. Hükümete, iktidara bilmem şey yapmayana sanatçı denilmez. Demez. En son sırayla geliyordu zaten. Şeye geldi yani bilim kuruluna. Prof bu demez. Bilim kuruluna, Erdoğan'a karşı çıkmayan bilim kuruluna bilim prof kurulu denilmez. Yani bu kafayla gidiyor. Ülke böyle yönetilmez. Peki ne yapacak? Böyle büyük peki bir kriz böyle yönetilmez. Yani Kılıçdaroğlu'na kulak verilecek durumda değil. Ama şunu söyleyeyim bakın. Ama bunu söylüyor yani ne yapacak hükümet? Şunu yani Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlığı da şu. Israrla tümden kapanmayı siyasi açıdan istiyorlar. Sağlık açısından da istemiyorlar. Yani ekonomik karşılığı tabii olsun, ki, etkisi tabii olsun. Tabii ki. Böylece daha aç aç diyeceğiz. Daha fazla ekonomik problem yaşanırsa, şikayetler artarsa biz de bundan siyasi bir rant elde ederiz diye fırsat çıkarız. Çok... Biraz ben görüyorum yani onun tamam var ya, bazen çok abartmayalım, sorun elbette büyük ama ya bunun kararını bilim kurulu, hükümet alıyor zaten, sağlıklı bir şekilde alıyor bu kararları. Onlar hayır ısrarla hemen kapanalım, bütün her taraf tatil olsun. Şimdi çocuğu anlatır gibi anlatıyoruz bazen ama gene çocuğu anlatır gibi anlatmak zorunda kaldığımız bir noktadır. O cümleyi kurup bitirip aynı şekilde devam edeceğim diğer mevzuya, o da şu. Bilim kurulu, hani bu bir bilim, bu virüs sonuçta bilimle açıklanabilecek, bilimle karar verilecek. Evet. Hükümet bilim kurulu kurmuş mu? Kurmuş. Evet. Karşı demiş ki sen bana söyle, tavsiyeni ver, ben de yapayım demiş. Demiş mi? Demiş. Evet. Yapmış mı? Yapmış. Evet. Şimdi bu şartlarda oturup da niye bunu dinliyorsunuz? Veyahut da siz yanlış karar veriyorsunuz demektir bu aslında. Yani hükümete yanlış manyel veriyorsunuz. Evet. Çünkü neden? Korkuyorsunuz diyor. Evet. Yani bilim kurulun bilimine inanmadın, kuruluna inanmadın, profuna inanmadın. Allame-i Cihan olsan değil mi? Üstad-ı Azam olsan da ne olursan ol, oturup da karşında bir bilimle ilgili bir kurulu bu şekilde gömüyorsan, böyle anlıyorum sözlükten, sende başka bir şey var demek ki. Evet. Bunda karşılığı hani aşağılık ya şey diyeceğim, hani bu basit, popüler, popülist bir siyaset diyeceğim ama basit ve popülist diyebilecek kadar basit bir şey değil. Evet. Çünkü halkın sağlığı bu süfli bir siyasettir diyorum. Süfli kelimesi özellikle kullanıyorum ki hukuki bir sorun olmasın diye. Evet. Ötekini kullansam çok ağır oluyor çünkü. Peki madem hazır geldik Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Evet. Hala bize kurul murul diyor, parmak sallıyor ya 10 tane işaret. Bir haber hakkı söylüyorum. Yeni Şafak diyen de şeyinden bildirmiş. Twitter hesabından. Şeyde de var, gazetelerde de var. Cinsel taciz ve şantaj suçlarından yargılanan sekreterin şikayetini geri çekmesi üzerine dosyası kapanan, sekreterin şikayeti geri çekildiği için dosya kapandı. Evet. Fakat suçlama cinsel taciz ve şantajdı. Güzel kapatılmış oldu. CHP Bitlis İl Başkanı Veys Uyanık görevini istifa etmiş. Bir vaka da Bitlis'te diye vermiş bunu. Arkadaşlar tabii şu anda o uçakla ilgili haberler geliyor ama şimdi kaçtığına kadardı? 24,5 yıl hapis isteniyordu. Biz bunlar iyi arada hiç mevzuya girmeden
İyi savuşturdu galiba CHP. Evet. Bence de iyi savuşturdu. Reis Uyanık görevinden istifa etti. Yani buzdağının görünen kısmıydı bu taciz, istismar, tecavüz vakaları Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bunun mağdurları, çok büyük mağdurları var. Çok büyük problemler var. Ve bunlar sürekli sümen altı edilmiş. Evet. Ne medyada gündeme getirilmiş. Niye cevap vermediler? Çok bağırdık çağırdık yani bu konuda. Ne diyorsun sana psikoloji? Cumhuriyet Halk Partisi'ni, yani şunu söyleyeyim. Bu vakalar Cumhuriyet Halk Partisi'ni çökertecek vakalar. Ve bunu bu konuda da ısrarla bunu kapatmaya çalışıyorlar. Hayır yani gündeme her ne kadar getirilmeye çalışılsa bile bu vakalar çok dediğim gibi buzdağını birkaç tane örnek biçiminde dışarı vurdu ama bu vakalar çok. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yozlaşma, dejenerasyon, ahlaki olarak erozyon. Ya bunlar çok yaygın, çok büyük. O bahsettikleri gibi ne kadın hakları, ne kadın sözleşmesi. Günlerce. Ya İstanbul Sözleşmesi kadın hakları falan diyorlar da gerçek öyle değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok büyük bir yozlaşma var. Kendi içinde bu kadın hakları ile ilgili kadın istismarı çok ciddi boyutlarda, bu şiddet boyutunda var, istismar boyutunda var, adliyelere yansımış. Fakat bunu bir mekanizma var, örtbas etmeye çalışıyor. Yani sen ben birkaç tane gazete belki de bunu konuşuyor ama AK Parti ile ilgili en ufak bir skandalı İngiliz sesleri çıkıyor. BBC'den Alman Deutsche Welle'ye. Yani İngiltere'ye, yani dünyanın dört bir tarafında sanki bizim için kurulmuş kanallar, internet siteleriyle servis ediyorlar. Yani bu haks, adam evet. Bu isyan ediyorsun yani evet. Sonuçta. Yani evet. Bu çifte standartı diyorsun. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne varsa var, biz o kadar bunun da peşine düşmüş değiliz. Ama yani kadın haklarından bahsediyorsanız yanılıyorsunuz. Siz zaten çok rezil bir yer haline gelmişsiniz. Bunlarla yüzleşemiyorsunuz. Ey Kemal Kılıçdaroğlu, sen kendi partindeki kadınların haklarını dahi koruyamıyorsun. Sen hangi toplumsal işte cinsiyet efendim kadın haklarından bahsedebiliyorsun? Yani bu tutarsızlık, diz boyu. Tabii o zaman bu konuyu da şöyle bitireyim. En son haber olarak da sabahtan bir haber vereyim. O da şu. Yasak aşkı onay verdi. Partisinde yaşanan taciz ve tecavüzleri görmezden gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, yasak ilişki yaşadığı kadından çocuğu olan, bunları teeddüp ederek anlatıyoruz. Evet. Ve 3 çocuk babası Gemlik Belediye Başkanı Sert Aslan'a göreve devam dedi. Yani bunlar seni engellemez arkadaş. Ha, normalde dünyanın her tarafında, evet. Bunu bir ahlak edep kumkuması olarak söylemiyorum. Evet. Amerikan başkanı adayı da olsan, eğer gizli bir yasak ilişkin varsa o seni başkanlıktan da eder. Değil evet. Mi? Senatörsen senatörlükten eder. Olamazsın, aday olamazsın falan gibi. Dünya tarafında budur. Yani bu işin batı doğu kültürü yok. Yani yasak ilişki evet. Dediğin zaman. Ve fayakat Cumhuriyet Halk Partisi'nde hani bir çelik 10 santimlik çeliğe merminin çarptığı gibi çarpıp yere evet. Düşüyor. Hiçbir şekilde yani işlemiyor bu tür yasak ilişkiler. Onları da onlar bu işlerden korunaklı, doğuştan evet. Korunaklı devam demiş. Evet. Sonuçta ama İstanbul Sözleşmesi, kadın hakları, efendim eril ifadeler, evet. Erkek demeyeceksin, adam demeyeceksin gibi en çok kullanan da bunlar. Değil mi? Yani orada da bu 200'ü hep görüyoruz. Gene haber olsun evet. Diye verdik bugün gündemde. Şimdi bu arada tabii bütün bunlar devam ederken unutup arada bir atladık onu da tekrar bir Fahrettin Altun'un tweetine geri döneceğim. Bu Avrupa'daki bu Draghi'nin Mario, Super Mario Draghi'nin ifadesinin üzerinden bir Fahrettin Altun'un şeyi var, tweet'i vardı. Evet. Bu millete hizmet yolunda varını yoğunu ortaya koyan, durak bilmeden, gece gündüz demeden çalışan bu güzel insanı, liderimizi durduramazsınız evet. Diye bir karşı meydan okuma, durduramazsınız diye hashtag açılmıştı. Hakikaten dertleri bu galiba yani. Evet. Şimdi diyeceksin ki bununla ne konuşulur? Bununla aslında çok şey konuşulur. Dönüp dolaşıyoruz biz. Buradan olayı çıkartmaya çalışıyoruz. Ben bunu tartışmak istemiyorum. Ben evet. ülkemin bekasını, iyi hayat, güzel yaşam evet. Bunları tartışmak isterken bir anda dönüp dolaşıp gelip nokta atışı yaparak bunu yapar. Draghi de yapıyor bunu. Evet. İçeride de yapıyorlar. Pat diye Erdoğan'ı koyuyorsun. Sonra niye efendim? Bu yapmayın bunu. Yandaşlık adam evet. ismi kullanıyor. Evet. Ya kullanmıyorum. Evet. Bir tur attırıp sen bana buraya sürekli
olayı götürüyor. Evet. Çünkü derdin merkez, dert belli. Evet. Buna bir cevap verdi. Ne diyorsun hakikaten bu? Ya Erdoğan Avrupa, tartışmak diye bir şey var yani dünyada. Ya Avrupa dünyada Türkiye, yani. Avrupa-Türkiye ilişkileri çok önemli ve bir süredir, uzun bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ile ilgili milletle beraber verdiği istikametten rahatsızlar. Evet. Ya bu istikametten, yani Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri böyle bir dönem kurulmuştu, saat gibi işliyordu efendim. Fakat kimin lehine, kimin aleyhine, o ayrı bir konu. Yani Türkiye'nin aleyhine, Batı'nın lehine işleyen bir ilişki vardı. Ne oldu? Türkiye bu ilişkileri attı, milli savunmada uçtu, ekonomisinde çok önemli bir yere geldi. Bölgesel bir güç oldu. Avrupa'ya rağmen Doğu Akdeniz'e çıktı. İşte Kıbrıs'ta Maraş'ı açtı. Libya'ya gitti. Şimdi yani ne kadar şey vardı, burada olan. Tarih bilirsek Batı'nın Türk liderleriyle ne yaklaşımını da az çok belki daha iyi kavrarız. Türkiye'yi güçlendirecek bir liderden şunu söyleyeyim, Batı haz etmez. Bakın kim olursa olsun. Yarın öbür gün işte Kılıçdaroğlu mu diyorsunuz? Hangi ismi söylerseniz söyleyin. Türkiye'yi güçlendiren, büyüten bir liderden hoşlanmazlar. Ve bu da gayet yani bu normal, tarih boyunca böyle zaten. Yani bu tarih boyunca Batı-Türk ilişkileri zaten bu çerçevede. Yani İngiliz-Fransız da böyledir hocam. Yani İngiliz-Fransız da böyledir. Alman-İtalyan da böyledir. Yani bu biz buna bakarken sürekli bize şöyle bu söylediğine şöyle bir argümanla, yine abuk bir argümanla geliyorlar. Yani dertleri o mu falan, sen niye bu takıyorsun Türkiye? Ya arkadaş böyle bir şey yok. Bak ben yapmadım yani. İkinci Dünya Savaşı'nda örnek gösteriyorum. Adamlar birbirine daldılar, 50 milyon kişi öldürdüler. Yani sen mi büyüksün, ben mi büyüksün? Değil mi? Yani bir tarafta İngiliz var, öteki tarafta Fransız var, Alman var. Yani bu norm, bu normal derken bu tarihin akışı bu. Evet. Yani insanlar üstünü kurmaya çalışır, hegemonya ister. Değil mi? Ülkesinin ülke toprak ister. Evet. Bu gayet doğal bir yer. Yani bunu aman ille de bir düşman yaratıyorsunuz. Yaratma kelimesi, oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu kafadan çıkartamadım ben bu insanları. Kutlu sen diyorsun ki şimdi istemezler diyorsun. Deyince sana cevap verecekler. Evet. Ha tamam, yine dış bizim ya bağlı. Şöyle deniliyor. Ya bizi mi kıskanıyorlar falan. Bakın bunlar çok günlük akıllarla yapılan muhakemeler, değerlendirmeler. Türkiye-Batı ilişkileri çok zorlu ilişkilerdir. Biz Osmanlı'dan bu yana Batı'yla bir çekişme, mücadele halinde olan bir siyasi geleneğe sahibiz. Şimdi burada tarihi unuttuk. Tabii ki biz tarihi unuttuk. Efendim modern bir dönem başladı. Burada da aslında insanlar çok böyle düşüncelerine göre birbirleriyle yakınlık ya da uzaklık kuruyorlar. Yani kendimizi kaybetmiş olduğumuzu ifade eder, bu gösterir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni daha dün tarihten silmek için bahsettiğiniz batılı güçler üzerine geliyordu. Yani tarihten silmek için. Bugün biz bu coğrafyada, bu ülkede güçlü olmak zorundayız. Kendi hinterlandımızda güçlü olmak zorundayız. Dünyada güçlü olmak zorundayız. Yani devlet böyle yönetiliyor. Devlet, devletin istikameti bu. Sorun bu istikametten rahatsızlar. Yani devleti Batı'nın bir işte Avrupa Birliği Komisyonu'nun bir uzantısı haline getirecek devlet istiyorlar. Yani Türkiye şöyle olsun, Avrupa Birliği'nin uzantısı olsun. Yani biz gel dediğimizde gelsin, git dediğimizde gitsin. Bizim bir şubemiz gibi davransın. Evet, yani ben hep söylüyorum. Yani yeni dünyada Türkiye'nin rolü buydu kendi kafalarına göre. Türkiye böyle bir Türkiye değil, olamaz zaten, imkansız. Yani iddiası olmasın, bir meydan okuması olmasın diyorsun. Yani böyle bir Türkiye, daha böyle uslu, edepli, hani onların şeyiyle, göğü, kendi profilleri çizdiler ya, Amerika'nın itiraf ettiği gibi, Rantopron'da olduğu gibi, yani Amerika'nın, Batı'nın çıkarlarına ve onların çıkarları doğrultusunda bir... Ya şunu da söyleyeyim, Türkiye Batı'nın çıkarlarına hizmet etse bile Türkiye'nin varlığını istemiyorlar. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün varlığıyla Avrupa'ya hizmet edeceğiz. Biz gene yaranamazlar. Bize böyle bir pozisyon verin dese olmaz. Batı'nın son 300 yıllık, 400 yıllık politikasını bilmeyenler olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu topraklarda istemiyorlar. Evet.
Yani bu onun için bizim bir ayrılıkçı PKK sorunumuz var. Onun için bizim bir FETÖ sorunumuz var. Onun için bizim bir DH sorunumuz var. Bu sorunların... Bütün bu örgütler yani, projelendirilmiş örgütler evet, diyorsun yani. Ya Batı'nın proje örgütleri zaten. Evet. Siz ne bekliyorsunuz burada? Biz de işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da muhalefete laf yetiştirmeye çalışıyoruz. Ya efendim Batı-Türk ilişkileri normaldir böyle bize saldırırlar tabii ki. Biz de bunu günlük olarak anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa devletler bilir zaten. Hocam laf yetiştirmek pozisyon... yine güzel bir şey. Evet. Güzel ama yalanların peşinde koşturmak zorunda evet, kalıyoruz zaman zaman içeride biz. Yani yalanları sürekli söylenen yalanları bıkkınlık haline geldi ama evet, sürekli yalanları düzeltme, onun öyle olmadığını anlatma, dezenformasyonu enforme edebilme falan gibi kontra şeylerle yalanı düzeltme evet, vakit harcıyoruz, enerjimizi sarf ediyoruz boşuna. Şimdi bu son şey dönemece geldik, dün de konuştuk, hala 3-5 devam ediyor, evet, gözaltı süresi uzadı. Bugün de sen bir köşe yazmışsın, hazır da evet, Kurtuluş'tayız'ı o köşe yazarını karşıma bulmuşken sorayım. Amirallah muhtırası mı, Montreux bildirisi mi diye bir yazı evet, yazmışsın. Yazının içine okumuyorum tabii, güzel. Aslında çok uzun yazmıyorsun, ben de seviyorum böyle. Gönderme olsun diye söylemiyorum. Çok fazla uzun olunca bazen insan ucunu başına kaçırıyor. Evet. Ama sen bize burada ne dedin bize? Evet. Bir süredir bu olay hadise vuku bulduktan bu yana haberlerde ya da internet sitelerinde şöyle duyuyoruz. Kimisi Montreux bildirisi diyor, kimisi de muhtıra diyor. Evet. Darbe çağrısı diyor. Montreux bildirisi. Evet. Montreux bildirisini ne neden ısrarla kullanıyorlar? BBC mesela Montreux bildirisini kullanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, ona müzahir haber medya grupları Montreux bildirisi diye kullanıyor. Bakın ortada Montreux bildirisi diye bir bildiri yok. Montreux sorunu diye bir sorun da yok. Evet. Montreux bu bildirinin hedeflediği siyaset mühendisliği açısından önemli bir kavram. Daha doğrusu bu siyaset mühendisliğini gizlemek için kullanılan bir kavram. Montreux bu ülkenin ulusal anlaşmalarından biri. Uluslararası ulusal anlaşmalarından biri. Çok önemli. Yarın bugün onun kaderi ne olur ne olmaz o ayrı bir şey. Devletin sorunu. Fakat burada Montreux bildirisi diyerek bildiricilere milli bir kimlik atfetmeye çalışıyorlar. Yani sizin bir defa anladım, milli bir kimliğiniz kimliğim yok. Evet. Gayeniz de milli değil bakın. Milli bir kimliğiniz yok. Gayeniz de evet, milli değil. Siz PKK devletiyle komşu olalım diyen adamın organize ettiği bildiriyi imzalayan isimlersiniz. Siz 15 Temmuz'da bu ülkede darbe yapılırken en tepedeki komutanı Deniz Kuvvetleri'nin kaçıp millet tarafından sahip çıkılan, korunan biri durumundasınız. Sizin milli bir şeyi, duruşunuz, gayeniz yok. Bu bildiriyle milli bir gayemiz yani, varmış gibi yansıtıyorlar. Olamaz. Olamaz. Verdiğin örneklerle olamaz. Siyaset mühendisliği kısmı nedir? Siyaset mühendisliği kısmı da şudur. Siyasette bir kesime güç vermek istediler bu bildiriyle. Bu bir safhadır. Hı. Neyin safhasıdır? 2023'e doğru bir iklim oluşturmaya çalışıyorlar. Bir tarafta Montreux ve beka endişesi, diğer tarafta Kanal İstanbul. Bakın, Türkiye'nin en büyük, en stratejik projesi Kanal İstanbul'u engellemek için bize milli bir hikaye uyduruyorlar. Montreux diye etrafında, kavramın etrafında milli bir hikaye yazmaya çalışıyorlar. Siz milli bir hikaye yazmıyorsunuz. Siz gayrimilli bir çabanın, güzel, teşebbüsün içindesiniz. Güzel. Çok bir parantez söyleyeyim. Bak, Kanal İstanbul dedin. Kanal İstanbul biliyorsun 10 yıldan beri tartışılan evet, bir şey. Kanal İstanbul'dan tartışırken, hatırlar mısın bilmiyorum, son 20 yıl içerisinde kıta coğrafyada, Avrupa'da özellikle bizim coğrafyada yapılan tüm küresel çaptaki büyük projeler, bunun içerisinde Avrasya Tüneli var, Çanakkale Köprüsü var, 3. Köprü var, Yavuz Tansel Köprüsü var. Bir sürü dev projeler var. Batı'nın sık sık manşetlerini okuduk, hatırlar mısın bilmiyorum. Hep gittik, açılışları gördük. Evet. Türkler ne yapıyor yani, bu biz bir buradaki bir herhangi bir, yani son 20 projenin 6 dev projesi Türkiye'den çıkmış. Evet. Biz bunlara para veriyorduk IMF'de falan, evet, biz bunları evet, hani ölmesinler yaşasınlar evet, diye para veriyorduk da. Yani bu projelerden çıktı diyen Batı. Çünkü öyle kıymetli bir şey söyledin ki aslında belki de noktasıdır bu işin. Boşuna amiralde tartışma. Evet. Hepsinde at çöpe gitsin. Evet. Ama şu var. Bir küresel çapta ses getirecek bir projenin
karşısında konan şeye baktın mı bütün fotoğraf belki de tablo ortaya çıkıyor. Montre bildiriz tabii sen. Ki. Bu çok tabii kıymetli. Ki tabii kesinlikle. Meselenin özü adam budur. Hazırladı, geldi, dövdü, hazırladı, önüne pişirip koydu. Dünyanın dünyanın en büyük sayılı projelerinden biri olacak. Türkiye için en büyük, en stratejik projeyi dengeleri bize bir Montre hikayesi yazarak engellemeye çalışıyorlar. Ve bunu da vatanseverlik adına yapmaya çalışıyor. Bakın bu ülkede o vatansever ki evet. PKK devletini hazır bunların sınırını. Vatansever olmadığını biliyoruz. Niyetlerini şunları bunları sorguladığımız için falan değil. Yani karşı çıktıkları olgu Türkiye'nin en büyük projesidir. Ve bunu da bir siyasi kesime güç vererek yapmaya çalışıyorlar. O siyasi kesim kim biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Amirallerin muhtırası yayınlanmış. Sabahına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kanal İstanbul videosu yüklüyor hesabına. Projenin parçası olarak. Yani siz bir rüzgarla yelkenlerinizi şişirmeye çalışıyorsunuz. Çok yazık bir durum değil mi? Yani evet. Aslında buna üzülmek lazım. Yani bugüne kadar siyaset mühendisliği hep böyle yapılmış zaten. Bir taraftan Montreux diye milli bir hikaye uydurulmaya çalışılıyor. Diğer taraftan da sanki milli bir kahramanmış gibi İBB Belediye Başkanı kendi sosyal hesabından bunun videosunu yüklüyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını neye ikna etmeye çalışıyorlar? Amiraller çok milli bir davanın bir parçası. Evet, Kanal İstanbul'da yazık. Engelleyeceğiz. Bu rüzgarla Tayyip Erdoğan'ı da devireceğiz seçim sandığında. Al sana milli bir hikaye. Belki de tek tek parça parça kurduğun cümleleri ardı ardına koyup da izleyicilerimize paylaştığım zaman yani zaman zaman bazı şeyler çok fazla konuşulduğumu çok fazla boca ediliyor. Tablo çok net ortada. Teşekkür ediyorum. Yani hakikaten güzel bir bakış açısı bu. Bu fikir çok önemli. Dünyada dediğim gibi son 20 yılda yapılan dev projeler Avrupa'da coğrafyası olmak üzere bütün bu bölge içerisinde en büyük 6 tanesi bize ait. Meydan okumamız, uluslararası çapta yaptığımız büyük operasyonlar, Kafkasya'dan ta Fizan'a kadar yaptığımız operasyonlar, siyahların durumu, dünkü konuşmalarımız. Hepsini üstüne koyuyoruz. En son pandemide en çok hızlı yok olur dedikleri. Evet. Türkiye ya ben Alman'ım ben yapıyorum. Dünyada kimya dedikleri Türkiye'nin altyapısının gücü falan hepsi üstüne koyduğumuz zaman bir tablo ortaya çıkıyor. Dünya çapında, dünya yani çapında bir projeden sadece kıta Avrupa'sından bahsetmiyorum. Dünya çapında bir projeden bahsediyor. Kanal, coğrafyayı değiştiriyorsun. Akışı değiştiriyorsun. Denizleri birleştiriyorsun. Cebel-i Tarık diyorsun, Süveyş diyorsun bilmem ne. Kanal projesi içerisinde Montre geliyor. Evet. Ve sen buna milli hassasiyet olan diyorsun. Tebrik ediyorum, takdir ediyorum. O da şu. Hakikaten bu işin sözcülüğü yapanlardan bir tanesi de aklınızı çalıştırın. Biraz zerre kadar düşünün. Sana köşede ya bunlar laiktir. Ehveni şerdir tarifi gibi. Bu laik adamlar sınırımızda olsa tercih edelim dediği bu ülkeyi yıkmaya çalışan küresel güçlerin en büyük hain projesi. Evet. Bunu söyleyen kişi sana milli bir şekilde Montreux'le çıkmış karşına. Evet. Ahmak olmak lazım. Anlamamak için ya ahmak olmak lazım. O zaman gidip bu konuda biraz zeka geliştireceksin. Ahmak değilsen bir daha söylüyorum. Hain olmak lazım. Evet. Bunu basitleştiren bir daha söylüyorum. Kim ne derse desin. Bunu hafifleştirmeye çalışan, tepinmeyin diyen, darbe mi yapacak canım diyen kim ise haindir. Bu ülkenin düşmanıdır, alçaktır. Ama anlamıyorsa hakikaten de, naifse o kadar da ahmaktır. Evet. Bu konuda bizim dediklerimizi dinlerse belki anlayabilir. Ben bunu çok hiddetle söylüyorum çünkü dünkü ve bugünkü konuşmalarımızdan da en son söylediğim vizyon da ortaya çıktı. Budur diye düşünüyorum. Yani öyle değil mi? Evet. Böyle bir projeye kime faydası vardır? Evet. Ne işe yaradı şimdi bu 104 amiral? Burada 2023'e doğru bir çalışma, bir kampanya yapıyorlar aslında evet. Aynı zamanda. Evet. Yani olay sadece bir unsur değil, bir değil. Bütünün parçası, bir safha olarak görmemiz gerekiyor. Burada bir kampanya yapacaklar. Kampanyanın argümanlarını, iddialarını, suçlamalarını koyuyorlar. Böyle denilir ya Yavuz Hırsız misali. Adam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkacak terör koridoru kurulsun diyen adam kalkmış bize Montreux'le ülkeyi kurtaracağım falan demeye kalkıyor. Evet. Ve onun siyasi maalesef. Partisi var Cumhuriyet Halk Partisi. Onun koordinatörü var Kemal Kılıçdaroğlu. Ve 2023'e böyle sivrilmek için uğraşan ben de sizdenim diyerek rol almaya çalışan ve o rolü de aslında işaret eden İBB Başkanı var. Evet. Çok enteresan bir tablo yani. Ve demek ama bunu da dün söylemiştik, katılıyorsun herhalde.
bu bildiri de her neyse, bu bildiri, bu muhtıra evet. teşebbüsü oynamaya çalışanların da bu muhtıra ağzını tıkanmıştır diyeyim. Yani şöyle millet söyleyelim. Millet aldı, kıvırdı, tabii. dakikalar içerisinde gömdü bunları. Yani iletişim iyi tutmuş başkanı yani. Fahrettin Altun'un daha 6-7 dakika bu olayın evet. ortaya çıkmasından sonra refleks gösterip bunu kamuoyunun önüne getirmesi ve en önemli olgunun zaten milletin buna evet, tepki evet. göstermesi. Çok iyi bir şey bu işte. Bunu daha başlamadan istedikleri havayı oluşturamadan i̇şte doğru iletişim böyle bir şey. Evet. Zamanında ve bütün o milli refleksleri harekete geçirip bir anda buna müdahale etmiş olmak çok ben bundan memnuniyet duydum. Hakikaten evet. Beni ümitlerimi çok güçlendiriyor bu tür şeyler biliyor musun? Aşılanmışız evet. şerbetliyiz evet. diyorum. Sana teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Biz de iki gün boyunca güzel fikirlerini paylaştın. Program burada sona eriyor. Haftaya pazartesi tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi hafta sonları.